İyi akşamlar. Gündeme dair programının bu akşamki konuğu Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Kenan Peker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, dünyada ekonomik güç değişiyor. Nasıl değişiyor? Dünyada rekabetin koşulları değişiyor. Nasıl değişiyor? Dijital çağ nedir? Yeni bir gençlik yetişiyor. Şekilci bir gençlik. Dijital dünyada gezen bir gençlik. Kripto para acaba ne? Metaverse acaba ne? Ekonominin gücünü belirleyen unsurlar neler? Küresel sermaye hangi sektörlere yatırım yapıyor? yeşil kalkınma Elazığ'da şirketler hangi konulara özellikle yatırım yapmalı birazdan canlı yayında konuşulmayanları konuşacağız bu evet, akşam evet, evet. önemli olan konu Bunlar Evet Sayın Dekanım tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim ee, Hocam. Ekonomik var. güç değişiyor. Nasıl değişiyor? Evet, teşekkür ederim Naim Hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi programda da söylediniz ya konuşulmayanları konuşacağız. Yani Dün dünde kaldı Cancağız'ın. Bugün yeni şeyler söylemek Allah lazım. Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel ne söylüyordu? Dün dündür, bugün bugün. Değil mi? Yarına bakalım. Evet. Mevlana'nın bölgesinde yıllarca çalıştınız Konya'da. Evet. Ee, özellikle Mevlana'nın sözünden başladınız evet, hocam. Evet. Sizin girişinizden o çağrışım geldi tabii ki. Evet. Orada 10 yılı yaşamış olmanın bir oluşturduğu kültür bilgii birikimi var. Ekonomik güç değişiyor, nasıl değişiyor? Gerçekten çok hızlı değişiyor. Rekabet dediğimiz koşullar ekonomide mesela malların homojenliği farklılaştırırsınız, rekabet edersiniz piyasalarda. Bölünebilirliğini yaparsınız, piyasada rekabet edersiniz. Açıklık piyasaları, şeffaflık derken ve geldik gerçekten gücü belirleyen unsur hareketlilik oldu. Yani mobility dediğimiz unsur. Şimdi çevremize de baktığımızda insanlar ne kadar hareketli ise bir bakarsınız ki en çok bunlar kazanan kesim oluyor hareketlilik. Şirketler ne kadar mobilse kazanan bunlar oluyor. Buradan şuna gelmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki ekonomik gücü belirleyen unsur hareket. Nerede hareket orada bereket. Evet, güzel. Şu anda gelinen nokta o. Hareket, hareketlilik. Malların hareketliliği, iş gücünün hareketliliği, sermayenin hareketliliği, dolaşımı. Çünkü eskiden bunlar kısıtlanıyordu. Yani iş gücünün hareketliliğini kısıtlayan unsurlar, sermayenin hareketliliğini kısıtlayan unsurlar derken dijital çağla birlikte bu ortadan kalktı. Ve insanlar kendi sermayesini şu anda düşünüyor nereye yatıralım. Rekabetin unsuru hareketlilik oldu. Yani rekabeti belirleyen unsur hareketlilik, mobilite dediğimiz yani akışkanlar mekaniği gibi düşünürsek akışkanlık belirledi. Nasıl ki rüzgar akışkansa işte rüzgar enerjisi üretiliyorsa, işte güneş varsa güneş enerjisi üretiliyorsa benzetmek bazında anlatıyorum. Kişinin de ne kadar dolaşımda olduğu, ne kadar hareketli olduğu o karlılığı, ekonomik kazancı belirliyor. Sermayenin de eğer sizin sermayeniz şeyde duruyorsa işte bankada duruyorsa para kazandığınızı zannetmeyin. Hemen hocam burada bir soru. Evet. Hocam. Şimdi mesela adam diyor ki ya işte kardeşim senin 10 milyon telan var. Evet. Ne yaparsın? İşte Yeni gençliğe soruyor mesela, evet. yeni evet, gençlere evet. soruyoruz. <laughs> diyor araba alırım, hı hı. E, işte ev alırım, toprak alırım. Hocam, bugün e, bizim Hasan Hoca ile sohbet ederken, e. işte Sayın Bölüm Başkanımız e, sizin öğretim öğretmeniniz e, sohbet ederken, işte girişim sermayesine ilgili işte böyle diyor ben soruyorum gençlere yeni gençliğe sizde ee, siz de zaten girişimcilikle ilgili e, bu işin duayenisiniz hocam. Bilim yönünden o sağdasınız, yıllarca koşup koşturuyorsunuz. Ee, özellikle sizin hayal gücünüz ve insan enerjisi noktasında tezcanlı, heyecanlı, teorik ve pratik bir insansınız. Ee, genelde şunu söylüyorlar hocam. Diyorlar ki ya işte ben araba alırım, ev alırım, ee, işte toprak alırım, arazi alırım hocam nasıl yatırıma dönüşecek? Yani fabrika ve yeni bir vizyon misyon nasıl olacak hocam? Evet, gençler evet hocam. Yani şimdi, e, çünkü birbirini tamamlasın istiyorum. Evet, yani evet. E, işte ekonomik güç değişiyor. Nasıl değişiyor? Bunlar nasıl değişecek hocam? Şimdi genel anlamda dünyaya baktığımızda e, blok zincir teknolojileri ve e, kripto karbon enerjisi şeklinde iki büyük blok oluştu. Evet. Gençler buradan şey çıkarabilir yani. Evet hocam. Blok zincir teknolojilerinde insanlar sizin demin başlarken ifade ettiğiniz metaverse sektörüne girdi. Sanal gerçeklik. 10 yıl sonra diyor şurada şöyle değişecek diyor. Buralar konut olacak Buralar çok değerlenecek gençler Muhtemelen bunlardan etkileniyor yani arazi alacağım diyen işte araba alacağım zaten bir ihtiyaç olarak görüyor Çünkü gençlerin kültürü şu anki gençliğin kültürü sosyal medya kültürü diyelim dijital kültür diyelim Mesela bizim hayata başladığımızda kültürümüz neydi? Bir tarım kültürüydü. E, tarım devrimi yaşadı bu toplum. Ondan sonra geldik bir sanayi kültürü oluşturmaya çalışıldı. Sanayi kültürü oluşan e, tabii ki yatırımcılar var. Üreten ve bugünkü döviz kurundan avantaj elde edip yurt dışına ihraç eden... Büyük sanayiciler var. Bunu bugün bir iş adamının benzetmesinden hoşuma gitti. Dedi ki OSB demek, sanayi demek, fabrikalar demek dedi. O şehrin babası demektir dedi. Orada çalışıyor, üretiyor, getiriyor, şehre dağıtıyor dedi. Yani çok hoşuma gitti. Gerçekten e, bu şekilde düşünmek lazım. Geldik bilişim çağı dediğimiz elektrik elektronik çağında orada da bir kültür oluştu fakat bu kültür de bizde tam yerleşmedi. Yani ben kısaca şunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz tarım kültürünü de sanayi devrimini de elektrik elektronik devrimini de tam yakalayamadık, yaşayamadık. Bunu Sayın Nevzat Ülger Bey de çok güzel ifade eder programlarında ki gerçekten eee Doğru kitaplarında da bunu ispatlıyor, çok güzel açıklıyor. Şimdi tüm geldiğimiz noktada gençlik Mevzat sizin Nevzat Bey e, gerçekten e, hmm. özellikle e, bu batı ile doğu arasındaki Tabii. sentezi çok güzel oturtmuş. Evet. E, yeni ekonomik modeli, yeni geleceği, işte makro mikro ekonomiyi gelecekte e, dünyanın şekillenmesini. Yeni şeyler söylemek gerek. Evet, şimdi geldik yani, şey. Evet şimdi hocam. dijital çağa geldik. Evet, yani endüstri çağ. endüstri 4.0 dediğimiz demek ve hocam? Ya ve şimdi... gençlerin ve evet. gençlerin şu anda kültürü sosyal medya işte neye yatıracak? Orada metaverse özellikle bu bölgede, ilimizde çok yaygın kullanıldı biliyorsunuz evet. işte. Burak Bey'in kendisinin Harpurt'ta yatırımı. Harput'ta şurada burada. Bir, bir belli ki yapılması mümkün mü? Yani şimdi siz, belli ki, siz be, takip ediyorsunuz. Hı, yani evet. bir bilim adamı olarak işte e, çok iyi yakından takip ediyorsunuz. İşin de içindesiniz. E, gereken çalışmalar da yapıyorsunuz. Yani o yeni şeyler falan e, oluşabilir mi? Yani tarihi... Tarihten, şimdi yapılabilir mi? mi? Evet, ha, şimdi ona şimdi gelelim. O, yani bu şimdi dünyanın dünyanın güçleri kripto diye bir para çıkarttılar, dijital para. Evet. Dünyanın güçleri. Evet. Aslında baktığınızda çok sayıda kripto para olsa da bana göre dünyada iki tane var. Evet. Bunlardan bir tanesi iklim konusunu ele alıyor. Evet. İşte yeşil ekonomi diyor, sıfır emisyon diyor geri dönüşüm diyor vesaire vesaire. Şimdi bu paraya dünyanın her tarafından bu kriptoya yatırım yapılıyor. Doğru mu? Evet. Bir sürü insan oraya parasını koyuyor. Fakat bu para normalde nereden para kazanacak? Aslında bunu görmek mümkün. Bu sermaye grubu diyelim, küresel sermaye grubu elektrikli araca yatırım yapıyor aslında. Elektrikli aracın şarj ekipmanlarının üretimine yatırım yapıyor. Onların şarj istasyonlarına yatırım yapıyor ve dünyanın her tarafına global yatırım yapıyor. Eğitime yatırım yapıyor. Fon sağlıyor, hibe veriyor. Şu anda bakın dünyanın neresine bakarsanız bakın en fazla fon kaynağı ARGE fonu, hibe, e, iklimle ilgili iklim değişikliği konusundadır, yeşil ekonomiler konusundadır. Çünkü oradaki oluşturulan e, eğitimle ilgili oluşturulan kültür diyelim, zamanla oluşturulacak olan kültür şu anda bile meyvesini veriyor. Deniliyor ki. İşte yenilenebilir enerjinin tarımda kullanılması, yenilenebilir enerjinin hemen hemen her sektörde kullanılması, ulaşımda sadece elektrikli araçların kullanılması gibi büyük bir değişime gidiyor. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman diyoruz ki gerçekleşebilir mi? Gerçekleşiyor. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Aslında... Dünyanın sektörleri değişiyor. Mesela Tesla diye bir elektrikli araç çıkıyor. E şimdi bu Tesla hangi ülkenin belli, hangi ülkeler devre dışı kaldı belli. Yani dünyanın küresel gücü olarak düşündüğümüzde ciddi anlamda bir değişim söz konusu. Bunun hocam ee, şimdi Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı, He. kripto para diyorlar, helal mı? Hemen diyor ki, ben açıklamasını evet, okuyayım evet, hocam, evet. yanlış konuşmayayım Diyorsun. çünkü önemli bir konu. Ee, Ali Erbaş e, bir televizyon kanalına şunu diyor. Kripto paraların caiz olmadığına ilişkin soruya güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. He. Evet diyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuz insanları istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanımının caiz olmadığını düşünüyor. Soranlara bu şekilde cevap veriyor. Belli şartlar var. O süreç takip ediliyor. Şu an itibariyle insanların birbirine rahat ve güvenli bir şekilde kripto parayı kullanma ortamı oluşmaması nedeniyle insanlara zarar verme ihtimalinin henüz ortadan kalkmaması sebebiyle şu anda caiz denilemiyor. Şu anda takip ediyoruz ve bu konuda doktora çalışmasından ilgili bir hocamızı da test çalışmasında görevlendirmişler hocam. Şimdi Naim hocam. Şimdi, evet. evet. Şimdi hocam şimdi, bu noktadan da bakabilir miyiz? Yani Şimdi ben evet. kısaca şöyle söyleyeyim. Evet. Yani şimdi paranın tarihini bilmeden Evet. bu konuyu çözmek mümkün değil. Evet hocam, Dolayısıyla buyurun. Biz haddimiz değildir yani fetva vermek diyanet evet. İşleri başkanlığı ama ben para vermemiş tam he, tam Ben, vermemiş ben paranın hocam. tarihini... Yani araştırıyoruz diyor kesinlikle. Şimdi yani güvenirliğini hocam. Yani yani yok. Parayı... Şimdi geldiğimiz evet. geldiğimiz noktada şudur: Trumpa ekonomileri malların malla değişiminden sonra değiş tokuş mu hocam? Tabi. Değiş tokuştan sonra dedi ki hangi mal hangi mallar ne kadar oranda evet. nasıl değiştirileceği belli olmadığına göre evet. biz dediler bir Değerli madenleri kullanalım. Altını alışverişte kullanmaya başladılar. Fakat biliyorsunuz altının düşünün işte e, Elazığ'dan bir çuval altın yüklemiş İstanbul'a mal almaya gidiyor. O zaman da Kapkaç olayları başladı. Derken 1910 e, 1904'te Bristol-Swot antlaşmasıyla para diye ortak bir değer ölçüsü belirlendi. Yani bu para denilen ortak değer ölçüsünün belirlendiği koşullarda bugün kullandığımız paranın koşulları ile kriptonun koşulları farksız gibi görünüyor. Çünkü bakın ben kısaca şöyle söyleyeyim. Evet. Bakın Konya'da çalıştığımızda şunu gördük. İşte insanlar reel piyasalara parayı yatırmaya çalıştı. Dedi ki paradan para kazanmayalım, reel piyasalara yatıralım. En basit örneklerinden bir tanesi de işte hayvancılık işletmesinin kurulup herkesin hayvanını alıp oraya bırakması. İşte bu hayvan 26 litre süt verecek. 6 litresi mal sahibinin bakın bunlar çok hassas ölçülerek, konuşularak, hesaplanarak yapıldı. 10 litresi profesyonel şirketin, 10 litresi de hayvanın harcamaları, yemi vesairesi. O günün şartlarında bu finans piyasalarını ürküttü. Finans piyasalarını ürkütünce çünkü insanlar parasını bankalara yatırmak yerine üretime götürmeye başladı. İşte malum bildiğiniz Tosuncuk denilen bir adam finans piyasalarının destekleriyle ortaya çıktı. İnsanları dana bank uygulamasıyla dolandırdı, gitti. Oradaki rekabet neydi? Reel piyasalarla finans piyasalarının rekabetiydi. Şimdi geldik kripto para nedir? Kripto para da yine finans piyasaları, para piyasalarının reel piyasaları ele geçirme hamlesidir. Ya adam yani orada Hocam şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi gençler diyelim elinde 3 lira, 5 lira işte 100 TL, 50 TL işte böyle kripto paralara yatırıyorlar hocam. Evet. İşte bir sürü kripto para var. Evet. Yani eee onlar ne yapıyor hocam yani şimdi diyelim o paralar toplayan kripto işte şimdi bu belli bir noktada mı tele mi dolar mı ne soruyor hocam bu? Aslında bu bakın şu anda ta şeye kadar getirebiliriz yani bunun Ukrayna Rusya savaşı diyebileceğimiz noktaya açın kadar hocam, açın. getirebiliriz. Yani dünyanın küresel dengeleri değişiyor. Bu kripto uygulamalarla küresel dengeler değişiyor. Fakat e, gelinen noktada şunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet. O örnekte profesyonel bir şirket, Dana Bank örneğinde evet. daha önceki uygulama tabii bu evet. dolandırıcılıktan evet. önceki reel piyasa uygulaması. Profesyonel bir şirket evet. ve mal piyasaları dediğimiz piyasa ile e, finans sermaye koyan hissedarlar diyelim. Şimdi aynı uygulama küresel boyuta taşındı. Yine bu parayı kullanan küresel bir profesyonel şirketler ağı var. Şirketler kümesi var. Ülkeler bunların başını tutmaya başladı. Şimdi bu noktada şuraya geliyorum. Zaman zaman da soruyorum. Diyorum ki Türkiye kendi kripto parasını çıkartmadı mı? Ben şahsen çıkartması gerektiğine inanıyorum. Hocam, Ama fetva olarak mı çıkarıyorlar yoksa iş adamı iş şimdi dünyası, hocam aslında iş insanı nasıl soruyor hocam? hiçbir insan olağanüstü güçlere sahip değildir. Evet. Birileri çıkarıyorsa arkasında kesinlikle devlet vardır. Evet. O zaman... Bugün bugün dünyanın büyük şirketlerinde küresel şirketlerin hepsinde devlet vardır. Bunları şirketlerin isimlerini vererek Belki şey gerek yapmak yok istemiyoruz hocam, yani programlara. O zaman hocam ekonomik ha. güç değişiyor mu? Ekonomik ha. güç değişiyor işte. Ekonomik güç şimdi neye geliyor? Deniliyor ki enerjidir. Artık akışkanın enerjisidir. Bu sermayenin akışkanlığıdır. Paranın akışkanlığıdır. Nereden nereye gittiğinin bu insanın akışkanlığındır. Ne kadar dolaştığını ne kadar gördüğünün. Ne kadar biriktirdiğinin yani hep söylenirdi ya çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilir geldiğimiz noktada gezerek okuyan bilir. Gezerek okuyan. He. Bu çok şimdi önemli. geliyoruz diyoruz ki şimdi Evliya Çelebi gezmiş notlar tutmuş gezdiği yerler tasvir etmiş hocam ekonomide o zaman Evliya Çelebilerin oluşması mı lazım hocam gidip şimdi, görmesi şimdi aslında... değil mi hocam fabrikaları ziyaret etmesi yeni teknolojileri görmesi. Acaba ben Hangi Allah rahmet eylesin ya? hocam evet. ee, Süleyman Demirel'i dinledim. Hı. Keban Barajı'nın e, işte belli bir e, yıl sonra açılışına gelmişlerdi. Gerçi o dönem gelenler işte Recai Kutan evet. e, Allah rahmet eylesin. Evet, evet. İsmet Ünlü e, işte biri genel müdür e, biri e, mühendisi hı hı. E, biri bakanı e, işte Çaban Meslek şey Okulu'nda o zaman bir program uygulandı Çaban Barajı'nda. Hatta Ahmet Saraç da o dönem oranın genç mühendisi müdürü. Evet. Demirel şunu söyledi. Ben dedi Amerika'ya gitmiştim. Gençtim. 32 yaşında biliyorsunuz Devlet Su İşleri Genel Müdürü. Amerika'daki barajı gördüm. Ben dedi acaba ülkeme baraj yapabilir miyim? Hı hı. Düşüncesiyle Türkiye'ye döndüm, geldim dedi. Bugün dedi tabii işte o dönem Allah rahmet eylesin Recai Kutan, İsmet Ünlü'nü hepsi birlikte çalışmışlar. düşünebilirsiniz evet. musunuz o dönemin liderleri, siyasiler? Kesinlikle. Ee, Arkalarında da ülkeler var aslında. Destek veren ülkeler var bu Kevan Barajı ile ilgili. Doğrudur teknik, hocam. Teknik ekipler tabii, var mı? Mühendis ekipleri tabii var mı? Yani, var. Tabii ee, yani, Almanlar e, var Almanlar giriyoruz Amerika var, var şu var evet. şimdi aslında o yapılar hepsi şeyde birleşti. Krip, Kripto birleşti. Gezip kriptoda. görüp Hı. oradan bilgiyi getiren Tabi. Evet hocam. Dün, devam dün edin Bakın san mı evet. söylüyorum? Şöyle bu gözle baktığınızda, Naim hocam göreceksiniz ki işin sırrı seyahatte, seyahat et, sıhhat bul şeklinde söyleniyor ya. Aslında seyahat siyah, et, sıhhat bul, servet bul. Evet. Yani bunun artık geldiği nokta bu. Hangi iş adamına sorsanız özelliği nedir? Çok dolaşıyor olmasıdır. Serbest yeniliği, dolaşıyor. Yeniliği, yeniliği ve değişimi getiriyor. Ama şu anda işte evet. dijitalleşme ile birlikte artık bunu çok rahatlıkla mobil ortamlarda görebiliyoruz çok rahatlıkla internette erişebiliyoruz. Onun için ne oldu? Bakkal dükkanı işleten kişiyle e-ticaret yapan kişi rekabet edemiyor. Restoran işleten kişi eğer işte bu dağıtım şirketleri olmasa rekabet edemiyor. Bakıyorsunuz kimse lokantalara gitmemeye başladı yani. Ciddi anlamda ne yapıyor? Dağıtım mobil uygulama yapıp şirket kurmuş olanlar var. Her şey akışkan olayına geldi. Ekonominin gücünü akışkanlık belirliyor. Bu akışkanlığı sadece dolaşım olarak da düşünmemek lazım. Bilimsel olarak düşündüğümüzde de eğer biz bugün sanayimizi kuruyorsak, üretim yapacaksak sanayisi termodinamik yasasına dayanarak kurulmuş olan sanayi dinamik yasasına dayalı olarak kurulmuş olandan daha fazla kazanıyor. Ve akışkanlar mekaniğine dayalı olarak kurulmuş olan sanayi daha fazla kazanıyor. Yani bu da neyi getiriyor? Yeni sektörlere fırsatları ortaya çıkarıyor. Biyo sektörler dediğimiz o ve biyo ekonomi dediğimiz yani yatırım fırsatları sermaye, geliyor. O zaman burada hemen şuna girmek evet. lazım. Ee, küresel sermaye Yeni sektörler dediğimiz yani bu sektörlere mi yatırım yapıyor hocam? Tabii. Ne yapıyor yani şimdi buraya <laughs> küresel sermayeyi hemen göz önünde bulalım. Yani şimdi ekonominin gücünü belirleyen unsurları ortaya koydunuz evet. hocam. Yani bu unsurları destekleyen küresel sermaye hocam. Hangi sektörlere etki ediyor? Küresel sermaye şu anda iklim, çevre konularını ön plana çıkararak Yeşil ekonomiler dediğimiz büyük bir sektör oluşturuyor. Bunların başında, bunların hocam başında yeşil ekonomi dediniz. Evet. Şu an değerli izleyiciler merak ediyorsunuzdur. Yeşil ekonomi nedir? Evet. Evet hocam. Bunların bunların başında şey geliyor. Mesela elektrikli araçlar geliyor. Otomotiv endüstrisinin elektrikli araçları ön plana çıkıyor. Ve dünyada şu anda hangi endüstriyi konuşursanız konuşun, hangi sanayi konuşursanız konuşun, ciro olarak özellikle yatırımın çarpan ve çoğaltan etkisiyle yatırımın hızlandıran etkisini düşündüğümüzde en karlı sektörlerin başında otomotiv sektörü gelir. İnşallah biz de yakında işte kendi otomobilimiz, otomobilimizi üretmiş, TOG'u üretmiş olacağız ki ciddi bir Ortak girişim sermayesiyle bu iş yapılıyor. Burada enerji, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, sıfır atık gibi biyo sektörler dediğimiz kısımlara yatırım yapılıyor. Yani biyo ekonomi diye bir ekonomi oluşuyor. Bunun altındaki sektörlere yatırım yapılıyor. Döngüsel ekonomi dediğimiz bir ekonomi buna yatırım yapılıyor. Bakın hem biyoekonominin hem döngüsel ekonominin ortak özelliği akışkanlar mekaniğine dayalı bir ekonomi olmasıdır. Yani akışkanlar mekaniği kitabını okuduğunuzda bu iki ekonomiyi çok daha iyi anlamış oluyorsunuz. Ama her nedense sosyal bilimciler farklı bir yerde, işte mühendislik bilimleri farklı bir yerde olunca Hocam, e, bunu birleştiremiyorum. Veya benzeşim yapamıyor. Hocam şimdi İkincisi, mühendislik bilimlerine hı. tavsiyeleriniz nedir hocam? Bir sosyal bilimci olarak. ya yani Kitap okuyorlar mı hocam? Sadece mühendisliği okuyorlar. Ya yani inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi, sosyal bilimlerle ilgili, kültürler, kitaplarla ilgili, değişimlerle ilgili işte kitaplar ve girişimcilikle ilgili hocam. Yani bunu bir birleştirme şimdi, şansımız tabii var ki, mı hocam? Şimdi bugün ııı e bir yönetim becerisi çok önemlidir. Evet. Gençler için de diyoruz. Evet. Hocam. Yönetim becerileri. İkinci sırada ne gelir? Liderlik becerileri ve geliyoruz en önemlisi teknolojik beceriler. Hangi beceriler hocam? Tek tek. Yönetim tekrar. becerileri. Evet. Liderlik becerileri. Evet. Bir de teknolojik beceriler. Tarihi sürecine baktığımızda eskiden yönetim becerileri çok güçlü ve ülkeler bununla insanlar yöneticiler bununla liderliklerini devam ettirirlerdi. Ama son zamanlara geldiğimizde bakıyoruz ki teknolojik beceriler çok daha önem kazanıyor. Çoğu zaman bir kurumun bilgisayar sorumlusu diyelim, bilişim sorumlusu diyelim, e, teknolojiden anlayan kişisi orada oturan idareci, yöneticiyi yönetebiliyor. Yönetebiliyor işte diyor. Sistem izin vermedi diyor. Müdür veya işte diğer arkadaş da diyor tamam demek ediyor e, Ankara'dan kapatmışlar sistemi. Anlatabildim mi? O hale geldi. Mesela eskiden olsa bir vekile işte gidip söylediğinizde şu şu şekilde bir dönüşümü vekil arıyor. Oradaki diyor ki kızım şunu böyle yapın dediğinizde vekil söylediğinde oradaki teknik sorumlu diyor ki sayın vekilim diyor sistem izin vermiyor şudur budur. Orada bir yöneticilik ve liderlik vasfı ön plana çıkıyor vekilin diyor ki o sistemi biz yapmışız diyor. Gerekirse değişiriz. Ama şu anda bunu söyleyebilecek yönetim ve liderlik becerileri gün geçtikçe azaldığını görüyoruz ya. Yani. Yönetici dönüyor, talepte bulunana diyor ki vekil dönüyor diyor ki sistem e, müsaade etmiyor diyor. Buradan şunu anlatmaya çalıştım. Yani teknolojik becerileri iyi kullananlar diğerlerini yönetmeye başlıyor. Yine ailede bile düşündüğümüzde Ailenin reisi işte annedir, babadır. Doğru mu? Öyle düşünüyorduk. Şimdi kim yönetiyor aileyi? Hiç fark ettiniz mi? Teknolojiyi kullanan çocuk değil mi? Ailenin çocuğu diyor ki baba bak böyle böyle oluyor. Böyle böyle oluyor. Farkına varsanız da varmasanız da sizi yönetiyor. Sizi yönetiyor. Evet. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada Geldiğimiz noktada sanal gerçeklikle ilgili yatırımlar artıyor. İnsanlar, bunlara gençler sanal gerçeklikle ilgili kendileri hangi alanda meraklıysa, hangi yer alanda en çok e, seviyorsa sanal gerçekçilik dediğimiz sanal gerçeklik dediğimiz e, konularda çalışabilirler. Sanal Metaverse işte evet. ortaya çıkıyor. Yapay zeka uygulamaları bunun için çok önemli fırsatlardır. gençler için kendileri çok basit şekilde bunları yapabilirler. Yine ses görsellik ve e, bilgi yönetimi kısımlarında da kendi işlerini kurmayı düşünebilirler. Çok basit şekilde ses görüntü, ve bilgiyi yönetmeyi düşünebilirler. Evet, Şimdi hocam. şöyle söyleyeyim. Burada diyelim ki çok meşhur işte bilinen eğitimciler var. O kişiyi şurada oturtur, o eğitimciyi. Ekranda sanki o kişi eğitim veriyormuş gibi sanal gerçeklikle onun sesiyle Uzaktan eğitimle istediği kadar parayı kazanır yani. Buradan şuna Buradan, geliyoruz. Peki, burada Buradan hocam. şuna geliyoruz. Burada yani, hocam. Şimdi evet. şunu söyleyeyim hocam. Evet. Şimdi, tamam sanal gerçeklik, teknoloji, liderlik, yönetim oturttuk hocam. Peki hocam üretim nerede? <laughs> i̇şte, üretim nerede? Şimdi <laughs> en büyük sıkıntı şu. Yani şunu şuna geliyoruz. Tarlayı kim ekecek hocam? Direktörü kim sürecek? Kesinlikle. Gübreyi kim sepecek? Evet. Araziyi kim sürüyecek hocam? İşte zaten şu anda çıkmazımız da orada. Evet, Dünyanın evet. ülkeleri üretmemeye başladılar. Bu pandemi koşullarından sonra canları çok kıymetli olunca evet. dışarı çıkıp üretmediler. Bizim ülkemiz pandemi koşullarını çok iyi yönetti. Ben o hocam, düşüncedeyim. Hocam siz zaten sahadaydınız. İnsanları Çünkü çiftçileri Koşuyordunuz. Evet, koşturuyordunuz. Evet. Yani işte gençlikten birliktediniz. Evet. Sivil toplum örgütlerinden Tarım İl Müdürlüğü, bakanlıklarda yazıyordunuz, çiziyordunuz, basında, medyada, birçok yerdeydiniz hocam. Mesela yani koştunuz, onlara izin evet. çıkıyordu. Ne yapıyordunuz hocam? İzin çıkıyordu. Ekilmedik, tek karış toprağımız kalmasın diye slogan geliştiriliyordu. Bakanlık bunlara destek veriyordu. fidan Fide desteğiyle ekilmedik, tek karış arazimiz evet kalmasın diye. O Gerçekten iyi bir hamleydi, adeta seferberlik gibiydi. Herkes ekti ama geldi, üreticinin elinde, bakın üreticinin elinde yok pahasını aldı stokçular. Ve bugün de fırsata dönüştürdüler. Şu anda aslında bizim e, en büyük problemimiz stokçuluk. İstismar. Hocam şekeri bir anlatabilir miyiz hocam? He, yani. Şeker. Şimdi o diğerlerini geçtik de he. şekerle ilgili hocam işte. Nayim hocam evet. şimdi oturuyor evet. o stokçular. Ha. Evet hocam. Diyor ki beyaz ticaretine başlayalım. Beyaz dediğinde bu ticarette kullanılan hmm. tuz, tuz, şeker. He. Evet. evet he. Bir bakıyorsunuz onunla spekülasyon yapılıyor. Hı. Ona müdahale ediyorsunuz devlet olarak. Bir bakıyorsunuz işte ayın 20 Üçünde bakan bey açıklama yaptı. Bir açıklama yapıldı. Bir bakıyorsunuz yarı yarıya düştü fiyat. Evet, bir anda. Bir anda. Fakat bunu marketlere yansımıyor. Yani ciddi anlamda müdahaleye denetime ihtiyaç var. Ben bir ilde vali beyin işte ne kadar yağ stoğunu ele geçirdikten sonra fakire dağıtım ben yetkimi kullanıyorum dediğini takdir ettim ya. Yani. Evet. Şimdi bu o stoklar ya siz ne değişti? Yani sonbaharda zaten döküm mevsimi dediğimiz mevsimde siz bu ürünleri aldınız. Alış fiyatlarınız belli. Şimdi nasıl o fiyata getiriyorsunuz? Tabii tarım kredi kooperatiflerinin satış mağazaları açılması da iyi yönetilemedi. Evet. Yani Çok bunu da biliyorsunuz. Şimdi hocam Sayın Vekilimiz Zülfü Bey Genel Zülfü... Müdürü aradı evet. yanımızda. Tabi. Ee, gitti ettir. Yani evet. hocam şu var. Ee, Kooperatifleri şimdi... satış kooperatiflerini Denetledi Yani bir şekilde fırsatçılık uygulamaları var. Şimdi geliyoruz üretim kısmına. Evet. Üretimi kim yapacak? Yani onun için diyorum ki bir şekilde şu anda bütçe uygulamalarında işte e, Maliye Bakanımızın uygulamaları frenlemeye yönelik, piyasaları frenlemeye yönelik. Bunun önünü açıp da üretime götürmediğimiz zaman, reel piyasalara götürmediğimiz zaman işimiz zor. Bunun ismi de girişim sermayesi. Evet. Devletin acilen girişim sermayesini oluşturup bu girişim sermayesi Türkiye'de oluşturulurken Yurt dışına daha açık, yurt içine daha açık, devletin değişin içerisinde olduğu bir yapıyla bu üretimi kim yapacak dediniz ya. Evet hocam. Elbette ki bilgi üretmek, teknoloji üretmek çok önemli. Hocam Türkiye'de... Ama bilgi, teknoloji karın doyurmuyor yani Şu da yani. var hocam, Türkiye'de evet. bir algı da var. Şimdi evet. sonbaharda çiftçi ekti hocam. Evet. Araziye ekti çiftçi. Evet. Yani öyle böyle şimdi bugün ekmiyor çiftçi. Evet. Yani sonbaharda ekti. Evet. Buğdayı, arpayı, nohutu, fasulyeyi, ekimlerini yaptı hocam. Evet. Sonbaharda ekti. Ee, şimdi bunlara gübre atacak. Evet. Şimdi gübre işi var. Evet. Şimdi işte e, gübre üretiminden ilgili bir sıkıntı yok. Hani e, şimdi tarım kredi kooperatifi dediniz. İşte geçen sene 90 TL'ydi bir torbası. Can gübre 26. Bu sene 304 TL. Yani %260 Artır, yani. De. Şimdi burada indirimler başladı. İşte bakanlık açıklamalarda bulunuyor. Geçti yeni bakanlığımızın bugünlerde atadığı bir genel müdürü bayağı övmüşler sosyal medyada. E, siz de takip ediyorsunuz hocam. Sizler de görev yapıyorsunuz. E, şu var hocam. E, özellikle e, işte nisan yağmurları. Evet. İyi gidiyoruz. Evet hocam. İyi gidiyoruz. Mart. Yağışlar iyi. Yağışlar iyi. Mart'tan sonra Nisan'da evet. da yağışlar var. Ama Nisan'da girdim, hocam azotlu gübre, can gübreyi atabilecek e, miyiz? Atabilecek miyiz? Veya bu yağışlar miyiz? ve ekilmiş hocam genelde. Evet. Yani sebze şimdi, e, ekilir. İşte meyvecilikte bir ilaçlama söz konusu. Yani e, burada hocam bir e, yani bilim adamı. Yani ben şöyle söyleyeyim evet. hocam? Yani şimdi. Burada devletin izlemesi gereken strateji extentification dediğimiz stratejidir. Yani ne demektir? Tamam verim düşer ama maliyetiniz verimden daha fazla düşer. Bu şu anlama geliyor. Gübre vermezsiniz, tamam mı? Verim düşer fakat vermediğiniz için maliyetiniz daha fazla düşer. Bu iyi bir stratejidir. Yani diversification dedikleri strateji var. Çeşitlendirmeye gitme. Bu aslında borsalarda da kullanılır. Sef o zaman ürün çeşitliliği ne arttırır şimdi? Tabi şimdi mesela ilk barda çeşitlendirebileceğiniz. Yani iklim iyi ise, tamam? Çünkü üretimde 3 tane önemli faktör vardır. Evet. Tohumdur, topraktır ve sudur. Evet. Bugün bu yıl bereketli topraklar olduğuna göre biz o gübre olayını çok da kısıt olarak görülmesi taraftarı değiliz. Üreticilere diyoruz ki ya su zaten onu dolduracaktır. Sadece kıraş topraklara bostan ektiğinizi düşünün. Evet. Yani karpuz kar yani. kavun tabii yani. Oluyor, yani, yani, oluyor yani oluyor. Hocam bu Nisan yağmurları besler mi bu işi? Yani gübre Nisan yağmurlarında azotlu yani yağışlar arttı. Onu artır. demeye hocam? çalışıyorum. Evet. Yani bir boşluğu evet. suyla doldurulabileceğini bakla giderde evet. fakat orada da yine kısıt oluşturulmaya çalışılıyor stokçulukta. Şimdi hocam, bakıyorsunuz işaret üret... geldi son 5 dakika. Evet. Hızlı bir şekilde aktarız hocam. Ama öyle hocam. konunun detaylarına girdiğimiz evet. için evet hocam. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Genel anlamda eskiden bir kültür vardı. Derdi ki Herkes kendi kendisine yeterliliği sağlarsa üretimde ülkenin yeterliliğinde hiçbir sıkıntı olmaz. Yani evet. ailelere diyoruz ki gıda ihtiyacınız için hiçbir şey yapmıyorsanız bile sebzesiyle kendi kendinize organik doğal beslenmeye çalışın. Baklagilleriyle, meyveleriyle, buğdayıyla kendi kendine yeterli olan aileler olduğu sürece Zaten büyük işletmeler üretim yapacaktır. Ama en önemli çözüm de kesinlikle ve kesinlikle e, şey e, tarım teknolojileri üretim vadilerinin kurulması, adeta teknoparklar gibi tarım teknoparklarının girişim sermayesiyle kurulması. Bu girişim sermayesinde üniversiteler de olacak, kamu kurum kuruluşları da olacak, paydaşlar, üreticiler de olacak tüm paydaşlar bir arada tarlada, ağılda, ahırda, bahçede üretim yapmadığımız sürece çözüm e, kalıcı olmayabilir yani. Evet, her yerde olacak Tabii. yani diyorsunuz üretim. Hocam gelelim Elazığ'a daha e, çünkü süremizin e, son 3 dakikası. Eee evet. Elazığ. Elazığ'daki şirketler önümüzdeki süreçte hangi yatırımları yapsın şimdi, yapmasın. Naim yani hocam, hocam çok kısa, hızlı bakın, bir şekilde Kesinlikle yani şöyle söyleyeceğim. toparlarsanız ben, hocam. Şimdi, şimdi, evet, şu anda İsterseniz çok başka bir program çok çok, yani çok bas, hızlı şekilde evet. düşünelim. Neye para geldi Elazığ'a? Spora geldi, doğru mu? Kültür, sana spora para geldi. Neye para geldi? Eğitime geldi. Şu anda son bütçeler evet. Türkiye'ye gelen bütçeler, şey evet, Elazığ'a evet. gelen bütçeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Eğitim sektörüne yatırım yapsınlar, tamam mı? Spor sektörüne yatırım yapsınlar, turizm sektörüne yatırım yapsınlar. Artık bunun piyasası oluştu Elazığ'da. Elazığ'da bu üst sektörün piyasası oluştu. Zaten vardı eğitim sektörünün gittikçe güçleniyor. Eğitim sektörü eğitim sektörü, turizm sektörü, ee, tabi burada turizm sektöründe en önemli bileşenlerden biri sağlık sektörü, sağlık turizmi. Sağlık turizmi ciddi miktarda para kazandırıyor. Ne spor, kültür, sanat bu da yatırım yapılacak alanlardadır. Gençler için de bu çok kolay, firmalar için de çok kolay. Elbette ki sanayi tarımın da ihmal edilmemesi gerekiyor. Zaten bu iki sanayi ile tarım için de devletin ciddi anlamda hibeleri söz konusu malum biliyorsunuz. Hibe alarak yapabilirler. Ama şu anda Elazığ'ın piyasasında gittikçe değer kazanan ve gittikçe para kazandıran üç sektör başta eğitim, Turizm. Sağlık turizmi, özellikle evet. sağlık turizmi, genel anlamda turizm, kültür, spor, sanat. Kültür, spor, sanat, evet. evet. Ee, hocam toparlarsanız e, son cümlelerinizi alalım kısa bir şekilde hocam. Son cümle şunu söyleyelim, evet. diyelim ki biz şu anda gençleri tarıma da sanayiye de götürmeye zorlayamayız. Bunlardan ne kültürü var, dijital kültürü var, sosyal medya kültürü var. Gençler aslında oturup çok basit şekilde hangi işi ebeveynlerinin yaptığı veya akrabalarının yaptığı hangi işi dijital pazarlama dediğimiz seviyeye getirebilirse, e-ticaret dediğimiz seviyeye getirebilirse çok rahatlıkla e, kendi işlerini kurmuş olurlar. Bizim için önemli olan gençler bu açıdan bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yine... Geldiğimiz noktada kamuda çalışan insanlar için de nasıl ki üniversitedeki akademisyenler için kendi işini kurma hakkı verilmişse aynı hakların öğretmenlere de diğer e, kamu çalışanlarına da verilmesi gerektiğine inanıyorum. Belli şartlarla, belli nasıl bizde de çalışma şartları şimdi gidip şirketimizi kurabiliyoruz. Hatta orada bize sağlanan destekler de var. Bu ne anlama geliyor? Üniversitede 4 gün çalışıp 3 günde özel sektörle çalışabilirsin, kendi işini kurabilirsin. Kamu'nun bu hantal yapısında bunun ancak bununla çözülebileceğini inanıyorum. Çünkü durmadan e, gerekçe uydurup işe gitmeyen, işten belediyelerimize baktığımızda yıllardır bulunamayan personeller, kamu kurum kuruluşlarında yıllardır uğramayan insanlar, bunun ismi ne olursa olsun yani bunları düşündüğümüzde kimseyi suçlamak için konuşmuyorum. Ne bir ama şunu söylemeye çalışıyorum esnek çalışma modeliyle dünyanın değişik ülkelerinde uygulandığı gibi insanlarımıza dört gün kamu, üç günde kendini, işini kurma şeklinde fırsat verilebilir. yani. Evet, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Sayın ediyorum Dekanım. Naim Hocam. Sağ olun. Ee, evet, değerli izleyiciler, gündeme dair programının bu akşamki konu Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayın Dekanımız Sayın Kenan Peker'di. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet, genç kültür, gençlik kültürü, sosyal medya kültürü, kripto para, yönetim, liderlik, teknoloji, yeni teknolojik becerilerinin iyi kullanılması, sosyal bir geçerlik, gelecekte kullanılan teknolojilerin bugün ülkeleri yönettiğini, özellikle tarımsal seferberlik, üretimin artırılması gerektiğini, çiftçiler ordusunun kurulması gerektiğini ciddi bölgemizde ülkemizde stokçuların üzerine gidilmesinin ve derhal müdahalenin denetimlerinin arttırılmasını ortaya koydular. Özellikle ilimizin ve bölgemizin gelişmesi açısından eğitim, turizm, sanayi ve tarım alanında da yeniliklerin desteklenmesiyle birlikte kültürel spor alanlarında da yapılan projeler ile hükümetin yapmış olduğu projeler de ortaya koydular. Sayın vekilimizin yapmış olduğu tarım kredi kooperatiflerine ilgili çalışmaları belirttiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese hayırlı akşamlar diliyorum.